Arkadaşlar daha önce araç çakmaklığından güç alan Mioji Ones'in prosu çıktı. Haydi incelemeye geçelim. Arkadaşlar incelemeye geçmeden önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bir yorum yazmayı videonun ilerleyen dakikalarında lütfen unutmayın. Şimdi cihazımıza geçelim. Cihazımız şu boyutlarda gördüğünüz bir cihaz. Diğer modelle aşağı yukarı aynı. Bunun diğer modelden tek farkı şuradaki Type-C girişiyle şarj edilebiliyor olması. Şöyle göstereyim. Yakın planda da bazı şeylerini göstereceğim. Özellikle ekran ve modlarını. Buraya hortumu bağlıyoruz. Havaya aktardığımız bir tüp hortum. Plastikle örgülenmiş arkadaşlar. Daha dayanıklı olması açısından. Şurada hava kaçışını engelleyen silikon bölümler var. Vidalı bir yapıda çevirerek cihazın şu kısmına oturtuyorsunuz şu şekilde ve eğer araç lastiği isteyecekseniz bu size yeterli. Ancak tabi sadece araba lastiği veya diğer araçların lastiği için değil çeşitli bisiklet, motosiklet tekerleklerini şişirmek için farklı uçlar çıkıyor arkadaşlar. Bu şekilde bir uç. Şöyle bir uç. Şöyle yakından göstereyim bir de top şişirmek için bir uç çıkıyor. Toplamda 4 tane farklı ucu daha var. Ayrıca içerisinden bir Türkçe kullanım kılavuzu çıkıyor arkadaşlar. Bir de Type-C kablosu çıkıyor. Hemen açıp uzunluğuna bakalım. Daha önce açtım ama bir kere daha açalım. Şöyle tahmini 60 santim bir Type-C kablosu arkadaşlar. Kutumuz da burada arkadaşlar. Kutuda gördüğünüz gibi bir led ekranı var. Bu led ekran üzerinden bütün işlevleri ayarlayabiliyoruz. Videonun sonuna doğru aracımızın lastiğini şişirdik. Nasıl şişirdik onu da göstereceğiz arkadaşlar. Şimdi bazı teknik özelliklere gelelim. Öncelikle bu cihazda lastik basıncını algılama özelliği var. Aynı benzin istasyonlarındaki pompalar gibi ve PCI, bar, KPA veya kilogram bölü santimetre kare cinsinden istediğiniz cinsi seçip ona göre lastiğinizi şişirebilirsiniz arkadaşlar. LED ekranımız var. Bu LED ekranda çeşitli basınç değerlerini ve basınç cinslerini görebiliyorsunuz. Farklı modları var. Araba, bisiklet, motosiklet ve top modu arkadaşlar. 4 mod arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Yine bazı teknik özelliklerine değinmek gerekirse tamamen bakır bir motor arkadaşlar. Pistonlarının da metal olduğunu söylemiş firma. Diğer klasik pompalar gibi plastik piston kullanılmamış. Arkadaşlar cihazda çift pompa şişirme özelliği var. Motoru da bir önceki modele göre daha fazla güçlendirilmiş ve biraz daha sessiz çalışan bir motor. 6000 mAh bataryası var. Bu bataryayla 8 adet araba lastiğini 15 adet motosiklet lastiğini, 30 adet bisiklet lastiğini ve 50 adet topu şişirebiliyorsunuz. Şarjlı olması sayesinde kullanım kolaylığı sağlıyor arkadaşlar. Ayrıca taşınabilir ve güvenli bir ürün. Lastiğe taktığınızda hortumu anında lastiğinizin basıncını algılayabiliyor ve basıncı kesinlikle doğru ölçüyor. Ayarladığınız hangi cins ayarladıysanız basınca geldiğinde lastik şişirirken kendiliğinden duruyor arkadaşlar. Böyle bir özelliği de var. Aynı dediğim gibi Benzer istasyonlarındaki pompalar gibi 6000 miliamperi söyledim ama bu oldukça uzun bir pil ömrü bize vaat ediyor. Arkadaşlar bu cihazın saf bakır bir silindiri var. Plastik silindirlere sahip değil eski tip pompalarda plastik silindirler var. Bu da çalışma süresini oldukça kısaltan bir şey. Bu cihazın silindirlerinin metal yani bakır olması oldukça iyi bir tercih olmuş. Motoru da dahili mıknatıslı motor olarak geçmekte sevgili arkadaşlar. Ayrıca cihazın içinde bir batarya olduğu için sıcaklık kontrolü de var arkadaşlar. Dolayısıyla hani batarya aşırı ısındı gibi sorunlar olmuyor. Herhangi bir şüpheniz olmasın. Bu arada Mioji yerli bir firma arkadaşlar. Sherman teknoloji çatısı altında hizmet veren bir firma. Herhangi bir sorun çıkmaz ama çıktığında gönül rahatlığıyla ürününüzü gönderebileceğiniz, geri alabileceğiniz, garantide sorun yaşamayacağınız bir marka diyebilirim arkadaşlar. Arkadaşlar yine ısınma ile ilgili bir konu. Cihazın üç taraflı hava soğutması var. Şurada arkada gördüğünüz delikler. Şurası hava ızgaraları ve tam altındaki yer hava ızgaralı. Yani içinden hava akımının geçmesini sağlıyor ve bu da cihazın aktif bir şekilde soğutulmasını sağlıyor. Arkadaşlar neredeyse uzunluğu ve genişliği bir telefon boyutunda. Kolayca yanınıza taşıyabilirsiniz. E, bisikletinizin bir sepeti varsa onu koyabilirsiniz. Motosiklette de aynı şekilde. Arabada zaten taşıması kolay. Her yere götürebilirsiniz. Bu cihaza ihtiyacınız olabilecek her yerde işinizi görebilecek güzel bir cihaz olmuş açıkçası. Ağırlığı da sadece 680 gram arkadaşlar. Arkadaşlar ortadaki tuşa alttan üçüncü, üstten üçüncü tuş. Uzun basıyoruz ve ekran geldi gördüğünüz gibi. Şu an herhangi bir hortum veya lastik takılı olmadığı için basıncı sıfır algılaması normal arkadaşlar. Şimdi öncelikle ışığı göstereyim. Şu en alttaki tuşa cihaz açıkken uzun bastığınızda şöyle ışık yandı. Kameraya doğru tutmayalım. Gözüküyordur umarım. Gece sizin işinizi kolaylaştıracaktır bu ışık. Aynı zamanda bazı yardım durumları için de ikaz anlamına da gelebilecektir arkadaşlar. Şimdi ışığı kapayalım. Bakın cihazın şarj göstergesi sağ üstte. Şu an şarjı dolu vaziyette arkadaşlar. En üstteki tuşumuz modları değiştiren tuş. Şu an araba modunda motosiklet modu, bisiklet modu ve top modu arkadaşlar. Biz bunu araba moduna geçirelim tekrar. Ve en alttaki tuş da şişirme birimini değiştiriyor. PCI şu an bara geçtik kpa ve kilogram bölü santimetre kare. Ben PCI'de şişireceğim lastiğimi. Bakın ayarlayacağınız basıncı arttırmak için yukarıdan ikinci tuşa basıyorsunuz. Tek tek basarak bu şekilde arttırabiliyorsunuz. Azaltmak için de alttan ikinci tuş azaltma görevini yapıyor. Diyelim biz ayarladık. Başlatmak için de ortadaki tuşa bir kere basacaksınız. Hemen kısa bir çalıştıracağım görmeniz için. bu şekilde şişirmeye başlayacak. Şimdi aracımıza geçelim ve aracımızda lastik şişirme işlemini nasıl yapıyoruz? Buna bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar en üstteki tuş modları değiştiren tuş. Şu an araba modunda motosiklet modu, bisiklet modu ve top modu. Biz araba moduna çekiyoruz arkadaşlar. En alttaki tuştan da PCI mı, bar mı, KPA mı yoksa kilogram bölü santimetre kare mi? Bunu ayarlıyoruz. Biz PCI cinsinden ayarlayacağız. Şu anda 0 gösteriyor çünkü lastiğe takılı değil. Yani basıncı ölçen ekran bu. Şimdi lastiğe takalım. Lastiğe taktık. Şu an basıncımız 29. Biz bunu 35 basacağız. İşlemi başlatıyoruz arkadaşlar. Ortadaki daha büyük olan tuşa. 35'e ayarlamıştık ve 35'e gelince basıncı algıladı ve otomatik olarak cihazı durdurdu arkadaşlar. Bu şekilde lastiğinizi basınç ölçerli bir şekilde istediğiniz basınçta şişirebilirsiniz. Sibabımızı da yerine takalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi lastikten çıkardığımızda basınç sıfıra düştü. Lastiğe takılı olmayınca basıncı algılamıyor. Yani lastiğe taktığınız anda basıncı algılayabiliyor. Diğer videolara göz atmak için ekranda yer alan küçük resimlere tıklayabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomuza yorum yazmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere, esen kalın.